Güzel Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patates karnıyarık yapacağız arkadaşlar. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 4 adet büyük boy patates kullanacağım. Kapya biber kullanacağım. Elimdeki biberler küçük olduğu için 3 adet küçük biber ama elinize büyük varsa 1 adet yeşil biber kullanmanız yeterli olacaktır. Bir miktar kadar maydanoz ve 4-5 adet kadar da sarımsak kullanacağım. 1 adet de kuru soğan kullanacağım arkadaşlar. Ekstradan 200 gram da orta yağlı kıyma kullanacağım. Yapım aşamalarına hemen geçelim. Kuru soğanımı küp küp doğruyorum. İç harcını hazırlamaya başlıyoruz. İç harcı için arkadaşlar boş bir tencereme bir 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyorum. İçerisine kıymayı ekliyorum. İçerisine kuru soğanları ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar domates salçasını ekliyorum. Biberleri ekliyorum. Ve doğradığım domatesleri ekliyorum üzerine. Da biraz sıcak su ekleyelim arkadaşlar. Çok kurumasını istemiyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Biraz pul biber ekliyorum arkadaşlar. Bir karıştıralım. Baharat kısmı tamamıyla kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar tekrardan sıcak su ekledim. İç harcımız tamamıyla piştikten sonra en son aşamada doğradığım maydanozları ekliyorum. Altını söndürelim. Ocağı kapattıktan sonra şöyle karıştıralım. Maydanozlar zaten içerisinde pişecektir bu şekilde. İç harcımız pişti. Şimdi patatesleri kızartma aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Patatesleri soyduktan sonra arkadaşlar şöyle ikiye böleceğim. Bu aşamada biraz dikkat edelim. Şöyle dik durması için alttan da biraz düz bir şekilde kesmek istiyorum. Şu bombeliğini alalım arkadaşlar. Daha dik, daha güzel durması için. Kestiğimiz patatesleri şöyle arkadaşlar bir biber oyacağı ile ortalarını çıkaracağım. Dilerseniz elinizde yoksa bir kaşık yardımıyla da çıkartabilirsiniz. Çıkartırken yavaş ve dikkatli olalım. Çok fazla inceltmeyelim.
alt tabanını delmemeye çalışalım. Çok fazla inceltmeden bu şekilde arkadaşlar içlerini hepsini çıkarıyoruz. Diğerlerine de aynı şekilde uygulayalım. Üzerimizi bu şekilde içlerini çıkardık arkadaşlar. İçlerini çıkardığımız bu kısımları kesinlikle ziyan etmiyoruz. Bir börek içine ya da bir kızartma olarak yağda kavurup kahvaltıda ya da bir börekte kullanabilirsiniz. Derin bir tencereye sıvı yağ ekliyorum arkadaşlar. Şimdi içine çıkardığımız patatesleri kızartacağız. Arkalarını biraz kızarmasını istiyorum. Yağ tamamıyla kızdıktan sonra patateslerimi ekliyorum. Şimdi daha sonra içini dolduralım. İç harcınız beklerken biraz kuruduysa arkadaşlar içerisine ekstradan 1-2 yemek kaşığı kadar sıcak su ekleyebilirsiniz. Üzerine biberle ve domatesle süslemek istiyorum. Bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Biraz karabiber ekliyorum. Çay kaşığının ucuyla kekik ekliyorum. Ekstra bir aroma vermesini istiyorum çünkü. Ve sıcak su ekleyelim. Önceden ısıttığım 190 derecelik fırın ayarında ortalama bir 30-35 dakika kadar pişireceğim. Üzerine ıslattığım yağlı kağıdı sereceğim. Yağlı kağıdı üzerine koyuyorum. Çünkü üstünün yanmasını engelleyecektir. Ve bu şekilde önceden ısıttığım 190 derecelik fırın ayarına gönderiyorum arkadaşlar. Üzeri hafif bir şekilde patatesler yumuşayınca 30-35 dakika kadar sonra çıkaracağım.